Eminim bu videoyu izleyenlerin çoğu başka bir gezegene gitmeyi hayal etmiştir. Büyük ihtimal dünyayı keşfetmek için 100 yıl geç, evreni keşfetmek için 100 yıl erken doğduk sözünü duymuşsunuzdur. Atalarımız dünyanın bilinmeyen yerlerini keşfetti ve bizler de uzayın bilinmeyen yerlerini keşfediyoruz. Güneşimize en yakın yıldız Proxima Centauri'dir. Ama yine de güneşimizden bu yıldızı olan uzaklık 4.25 ışık yılı uzaklıktadır. Peki oraya şimdiki teknolojiyle nasıl gidebilirdik? Voyager 1 uzay aracı dünyadan en uzağa gidebilmiş insan yapımı nesnedir. Uzay aracı şu anda güneşimizden 140 astronomik birim uzaklıktadır. Voyager, Jüpiter ve Satürn'ü incelemek için uzaya fırlatılmıştı ve şimdi güneş sistemimizin dışında ilerlemeye devam ediyor. Voyager o mesafeye gelene kadar Jüpiter'in ve Satürn'ün yer çekimini kullanarak şu anda saniyede 17 km hızla ilerlemektedir. Yine de Voyager bu hızla devam etse bile Proxima Centauri'ye ulaşması 73 bin yıl sürerdi. Ama NASA 12 Ağustos 2018'de şu ana kadar gelmiş geçmiş en hızlı uzay aracı olan Parker uzay sondasını güneşe dokunma hedefiyle uzaya fırlattı. Parker uzay aracı şu anda saniyede tam 200 km hızla 6 milyon km uzaklıktaki güneşe gidiyor. Saniyede 200 km hızla gitmesine rağmen Parker uzay aracı Venüs'ün yer çekimini kullanarak güneşe 7 yıl sonra ulaşabilecek. Parker uzay aracını dünyanın ekvatoru üstünde ilerleseydik tüm dünyanın etrafını sadece 3 dakika 24 saniyede dolaşabilirdi. Ama saniyede 200 km yapan bir araç bile ışık hızının yalnızca %0.07'sidir. Eğer Parker uzay aracını Proxima Centauri'ye gönderseydik bu 7000 yıl sürerdi. Voyager 1 aracının 1977 yılında fırlatıldığını ve Parker uzay sondasının 2018 yılında fırlatıldığını varsayarsak arada Proxima Centauri'ye ulaşmak için 66 bin yıllık bir fark oluyor. 41 yılda bu kadar ilerleyebildiysek başka bir yıldıza ulaşmak hiç de imkansız değil. Tarihte bu konu için birçok öneriler yapıldı. Fakat en umut verici olanı sadece 2 yıl önce başlatılan Breakthrough Starshot projesi. Stephen Hawking, Mark Zuckerberg ve Yuri Milner tarafından başlatılan bu proje eğer başarılı olursa Alpha Centauri yıldız sistemine sadece 20 yılda gidebileceğiz. Sadece birkaç santimlik bir karta 4 metreye 4 metre bir yelken yerleştirerek uzaya bir uzay aracıyla gönderilecek. Tabi bu yelkenlerden yaklaşık 1000 tane olacak. Uzay aracı uzaya çıktığında tüm yelkenleri teker teker uzaya bırakacak ve dünyayı kurduğumuz sistemle dünyadan bu yelkenlerle lazer göndererek ilerleteceğiz. Bu yöntemle ışık hızının %20'sine sadece 10 dakikada ulaşabileceğiz ve bu yelkenler sadece 20 yılda Alpha Centauri yıldız sistemine ulaşabilecek. 2036 yılında bu yelkenleri uzayda göreceğiz ve 2056 yılında Alpha Centauri sistemine giriş yapmış olacağız. Tabii ki oldukça riskli bir proje çünkü en ufak bir toz veya bir çarpışma direkt olarak o yelkenlerin bir daha çalışmaması anlamına geliyor. Bu projenin maliyeti ise yaklaşık 10 milyar dolar tutacak. Proxima Centauri takım yıldızı eğer kolonileşmemiz gerekirse odaklanacağımız ilk yer olacak. Eğer çok az da olsa insanlığı kurtarma ihtimali varsa 10 milyar dolar gerçekten çok az bir maliyet olacak.